Carrefour varmış. Aslında biz Decathlon için geldik ama bayağı büyük bir Carrefour. Bazen böyle Carrefour'larda şişme yataklar, şişme yastıklar falan oluyor. Öyle bir şey bulursak onu alacağız. Bu arada işte Kadıköy tarafındayız. AVM'nin adını hatırlamıyorum ama küçük bir AVM, böyle çok bilindik değil herhalde. En azından ben duymadım, böyle bir Akasya falan gibi değil herhalde. Şimdi Carrefour'dan kamp için malzeme bulursak oradan bir şeyler çözeceğiz. Olmadı zaten direkt Decathlon'dan hepsini halledeceğiz. O buradaki Carrefour da bayağı büyükmüş ya. Kesin bir şeyler buluruz. O kadar zekiyiz ki hiçbir şekilde ne mangalımızı ne böyle piknik çantamız var bizim her daim hazır olan. Onlardan hiçbirini getirmemişiz. Ya aslında böyle bir şey düşünüyorduk ama kesin olmadığı için sanırım çok üstünde durmadık. Şimdi şişme yatak bakıyoruz. Şurada bir tane bulduk. 270 lira. Pompası da içinde. Yastıkları da içinde. Şöyle. Yani bir Decathlon'a bakacağız. Decathlon'da daha pahalıysa yüksek ihtimalle buradan edineceğiz. Çünkü 270 lira. 2 tane yastık, pompa ve çift kişilik yatak veriyorlar. O bayağı bir cezbetti bizi. Ama ilk önce olmazsa olmaz resmen terliklerimizi aldık. Bu arada Carrefour'un bu kamp bölümüne bir sürü şey gelmiş. Hepsi de çok güzel gerçekten, işinizi görecek şeyler. Baksanıza, bundan bizde buna benzer bir alet var. Ama bilin bakalım nerede? Ankara'da. I've been feeling so small. Watch the clock ticking off the wall. But tonight I'm letting it go. Spend my coin for show. I'm gonna be myself. Allah'tan ki kamp sandalyelerimiz vardı. O yüzden bunlara hiç bakmıyorum. Şurada şişme yataklar var. Bunlar iki kişilikmiş. Fiyatları da şu tek kişilik fiyatı. Bu da karşılığında arasında bayağı bir fark var. Bu öyle değil mi? Çift kişilik herhalde bu. Ya, evet bu çift kişilik, bu tek kişilik, çok büyük bir fark var. Üstelik bunu aldığımızda pompa da almamız gerekiyor. Büyük ihtimalle yatak işini Carrefour'dan çözeceğiz gibi gözüküyor. Hatta kesin öyle. Ama şurada çadırlar var. Çadırlara Decathlon'dan bakmayı istiyoruz. Çünkü hani çadır önemli bir şey sonuçta. Yaz, kış. Gerçi büyük ihtimal kışın kullanmayız ama en azından şöyle hava geçirme olaylarında bizi rahat ettirsin. Şunlara bak, ne güzel. Ne kadar? 320. Ama bu çok şey herhalde ya. 2 kişilik. Biz bir tık büyük olsun istiyoruz. Bütün eşyalarımız sığsın. Bunun önünde güneşli falan var herhalde. Aslında bunu alacağım. Kafan rahat olacak ama çok... Yani bilmiyorum. Bunu vereceğime ev kiralarım diye düşünüyorum. Tabi Deniz genelde böyle şeylerde kalmayı daha çok seviyor. Ben de hani bu kadar para vereceksen gider ev tutarım falan diyorum. Ben birazcık daha rahatlıktan yanayım herhalde. Fiyat performans illaki onların daha yüksektir ama benim işimi görsün. Çadırın kampını yaşatsın yeter herhalde ya. Ha bak, bu tam bizlik. Evet bu da bizlik. Bizim Carrefour'dan alacağımız da bunun içine sığarsa büyük ihtimalle bu olur. Ay, içerisi çok karanlık. Göremezsiniz de. Ya bak, böyle şey, güzel güzel şeyler varmış. Ya bunları alacağım ha. 20 lira piknik seti alırım daha iyi. Çok pahalı ya burada her şey. Cimriliğimi konuşup aşırı pintilerde bugün. Ya yok cimrilikten değil de yani kolayını çözebiliyorsam kolayını çözerim ya. Bizim masamız da bu arada. Biz 100 liraya falan almıştık herhalde. 100 ya da 120 liraya aldık. Şu anda 195 olmuş. Bayağı artmış ve bizi alalı da öyle çok olmadı ya, bir 6-7 ay. Gerçi 6-7 ay Türkiye için. Fiyatların artması için gayet makul bir süre. Yani bunu 120 liraya alacağım mı, bunu alırım. Ama 160, 40 lira bir tane tabağı mı veriyorlar? Bir tane tabak, iki tane kaşık çatala veriyorlar. Ay çok zor kararlar. Gerçekten. Onlar ne? Ay ne kadar. Çok tatlıymış. Ya bunları ben seviyorum. Ama bunları bijuteriden de çözermişiz gibi geliyor bana. Çözeriz bunları. Birazdan ucuz bir yer buluruz. Aynen. Dalarız içeriye. Tin 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 alüminyum tencere. Aynen, Kadıköy'de buluruz şimdi. Kesin buluruz Kadıköy. Çilek sokakta böyle bir şey var. Bulamazsın ama. Evet, bu ne kadar? Bu 105 lira, bunu bulamazsın. Ama çok güzelmiş. Güzel. Kampta kahve yapmaz mıyız bununla? 105 lira buna vermem. Sen hiçbir şeye para vermeden kampa gitmeye çalışan adam. Amacı bu değil mi zaten?
O zaman her şeyini getirecektin Ankara'dan. Hiçbir şey Ankara'dan getirmeyiz. Ama bunları her türlü biz Ankara'dan da getirmeyecektik zaten. Bunlar her türlü olacaktı. Sadece şu an tek karar vermemiz gereken şey yatağımız ve kamp ocağımız. Yatağımıza ben karar verdim. Carrefour'dan alacağız. Şey, kamp ocağın... Ha ışığı. E tamam, bir aşağıya bakalım, hem ocağa bakacağız. Tamam. Hem ışığa da bakarız. Öyle geliriz geri. Çarşaf. Ya en açısından diyorsun Milo açtığında. Buraya müzik, buraya müzik falan koymayacağım. Senin gerçek burada yüzünü görsünler. Şu an bu da konsept değil. Hayır, bu da konsepti falan değiliz. En pahalısından. Eğer beni Instagram'dan takip ediyorsanız, daha önce Evide ile ilgili böyle bir sürü story atmıştım. Çok sevdiğim bir mağaza. Ürünleri öyle çok kaliteli değil ama çok kötü de değil. Böyle zaten şu anda aldığınız hiçbir şeyin aşırı kötü olduğunu düşünmüyorum ben bu segmentteki yerlerde. Ya bakın mesela fiyatlara bakın. Biz kampa gideceğiz. Kullanacağız çarşaf ve büyük ihtimalle hani evden getirmediğimiz için satın alacağız. Yani buradan 30 liraya 40 liraya çözebiliyoruz. Artı bir sürü marka var. Yani bakmayın siz olsa segment değil mi de. Çok seviyorum bu mağazayı. Havlularından nevresimine, tabak, çatal her şeyi bulabiliriz. Şimdi karşımıza çıktı bu AVM'de. Hemen de Decathlon'un yanındaydı. Biz de şuradan geçeyim. Biz de görmüşken hemen girelim. En azından çarşaf işlerimizi halledelim dedik. Yani Muda'dan halletmiyoruz öyle çarşaf işlerimizi. Evlenirken bile Muda'dan halletmedik. Bakmayın siz Deniz'in öyle dediğine. Bizden çarşaf falan getirmediğimiz için hem evde de kullanabileceğim hem de işte böyle misafire falan yani evde verebileceğim tarzda bir şey aldım. Böyle tek kişilik diyor ama 160'a 240'lık bir çarşaf takımı aldım. Bu 50 lira arkadaşlar. Çok iyi yani. Bir de şöyle bir battaniye aldık Bozcaada soğuk olur diye. Bakın bu da 60 lira. Yani bunlar bizim işimizi gani gani görür. Bir de çok uygun fiyat. Bunları da hallettik. Şimdi çadırımızı hallettik. Örtülerimizi hallettik. Havlu bakacağız. Ha? Havlu bakacağız. Havlu bakacağız. Bak bıçağı unutuyoruz bir de. Bıçak bence bakacağız. Havlu bakacağız. Plaş havlusu. Normal havlumuz var ya, plaş havlusu bakacağız. Kesme tahtası böyle küçük o hani şeyler oluyor ya, plastiklerden oluyor ya. Onlardan alacağız. Bir de tencere falan filan bakacağız işte. Dediğim tahtalar yani bu doğrama şeyleri ne diyorlar, bu tam tahta da değil de böyle plastik oluyor. Onlar da bunlar bakın 10 liraya falan var. Ha bu Amerikan servisiymiş. Bunlar değil ya. O değil, o değil. Hayır ama bunun gibi yine bir dakika. Yanlış işte, bu sefer doğru adresi. Şu benim evde olan zaten. Bakın bu fiyatı 15 lira. Ben şimdi şunlardan alacağım. Sen böyle şunu bir tutabilir misin? Şöyle bir tane bundan alacağım. Hem evde de kullanırım. İstiyordum zaten böyle bir şeyi. Bu 10 lira. Böyle farklı çeşitleri de var ama yine bu kampta bizim işimizi görür. Çok güzel görür hem de. Tamam. Aynı değil mi boyutları? Tamam, bir tane de Nurgaz'dan böyle bir kamp tipi ocak aldık. Mangal falan yaktırmama ihtimallerine ve sabah kahvaltılarında falan zaten sürekli ateş yakarak uğraşmayız. Akşamları neyse de bu en temizleri herhalde. Aynen. Bu arada yatağımızı da aldık. Arkadaşlar böyle bir düşünceniz varsa mutlaka karşıya bir bakın bence. Çünkü biz iki tane yastığı, bir tane şişme yatağı ve içinde pompa dahil 270 lira aldık. Decathlon'da sadece yatak o da yani 120 santimlik yataktı. Bu bayağı boyutları da büyük. Bak 191. Sadece o 200 liraydı gördünüz. O yüzden bu bizim işimizi bayağı bir gördü. Bir tane de ocak aldık. Bu da 150 lira. Ocak işini de hallettik. Havlu kaldı. Tencere kaldı. Günaydın. Dün en son Kadıköy'e gidiyorduk. Biz çatal bıçak falan bulamadık, edemedik. Ama şu anda vapur şurasındayız. Saatimiz de sabahın körü. Tam 6:20 geçiyor. Yaklaşık 5:30 gibi falan uyandık. Böyle çok az uyuduk. Dün gece 1:30-2 gibi yattık ama sanırım heyecandan ben şu anda hiç uyku hissetmiyorum. Böyle bir şeyler aldık yiyebileceğimiz. İşte poğaça gibi, börek gibi şeyler aldık. Tam arabanın içinde onu yiyelim diyorduk ki işte tekrardan bizi vapur almak için o sırada bekliyoruz ya. Şimdi sıra ilerlemeye başladı. Vapur istiyoruz. Beautiful stars, I wanna take a trip to Mars.
söyleyeyim reyonları. Burası içecek reyonu ve fiyatları görüyorsunuz yani dışarıdan aynı. Hiç böyle havaalanlarındaki o fahiş fiyatlar gibi değil. Denizin ortasında diye bunlara bir sürü para ödetelim dememişler. Burada unlu mamuller var. Üç tarafta sandviçler yine işte. Şeyli salamlı falanlı etli metli sandviçler var. Şurada taze taze pişiriyorlar. Sağlıklı gluten diye bir video var ama sanırım dolu değil. Şurada böyle tostlar falan yapıyorlar. Köfteci Yusuf var. Ben korktum. Belki yiyecek bir şey bulamayız diye düşündüm ama yok yani. Gayet de bulurmuşuz. Ama tabii bu ilk defa geldiğim için, ilk defa bindiğim için risk atmak istemedim. Daha önce de böyle araştırmadım var mı yok mu diye. Sizin için de bir fikir olur. Hiç böyle dışarıdan falan temin etmenize gerek yok. Burada gayet uygun fiyatlar ve güzel gözüküyorlar. Ya da yani farklı bir şey olmuş bilmiyorum. Bu arada free kamp atamıyoruz. O yüzden böyle Bozcaada Camping isimli bir kamp alanına geldik. Burayla ilgili ayrı bir video yapacağım. Hem siz merkezi görürsünüz. Buraya geldiğinizde nerede kamp atabileceğinizi görürsünüz. Şimdi biz daha şimdi gelip şimdi resepsiyona gittik. Çadırımızı kuracağız. Yerleşeceğiz. Zaten bütün hepsini görürsün. Sonra da birer yemek falan yeriz. Bugün artık böyle kapatırız. Güneş batmamış olursa da bir denize girer çıkarız. Göstereceğim zaten ama artık videoyu kapatmam gerektiğini düşünüyorum çünkü varacağımız yere vardık. Hatta ben yemek hazırlamaya bile geçtim. Şu köşede siz görmüyorsunuz ama şu anda makarnam bile kaynıyor. Şimdi bir salata yapacağım. Bakın böyle çok tatlı şeyler aldık. Hiç böyle kapta falan bir şey olmaz, kırılmaz, işte yanmaz falan diye bunları seçtik. Şimdi bir salata yapacağım. Makarnam pişiyor. Birer tane de yanına içecek aldıktan sonra harika bir akşam yemeği bizi bekliyor. Bugün artık videoyu burada kapatayım diyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yorum atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bir sonraki video büyük ihtimalle yine Bozcaada'dan gelir. Hem kamp alanını tanıttığımız hem Bozcaada'da yaşadığımız günleri sizinle paylaşırım diye tahmin ediyorum. O zamana kadar kendinize iyi bakın.